partnerinize bu üç şeyi söylerken çok dikkatli olun. Pek çok kişi cinsel konularda partnerine açılmak yerine düşünce ve duygularını içine atıp biriktirmeyi tercih ediyor. Çünkü konuya nereden nasıl giriş yapılacağı bile sıkıntılı. Ama işte tam da bu nedenle bu duygu birikimi partnere kırıcı, üzücü, öfkelendirici mesajların yanlış anda, yanlış şekilde, yanlış kelime, vücut dili ve yüz mimikleriyle aktarılmasına yol açıyor. Özellikle 3 konu var ki partnerinize söylerken çok çok dikkatli olmanız gerek. 1. Performans yorumları. Erkekler için cinsel boyut hacimleri ile cinsel performans, kadınlar için de orgazmik süre, libido ve cinselliğe aktif katılım özellikle hassas konular. 2. Vücut imajı. Kilo, vücut şekli, hijyende çok dikkatle konuşulması gereken konular. Cinsellikte çekim için vücut imajı önemli bir konu, ancak partneri motive ederek beğenilmeyen noktaları aktarmak kolay değil. Örneğin kadınlar için sekste nasıl göründükleri önemli ve bu konuda yapılan ciddi bir eleştiri orgazm sorununa bile yol açabiliyor. 3. Reddetme erteleme. Herkes her saniye seks modunda olamaz. Bu kadınlar için de erkekler için de geçerli. O anki sağlık durumu, hormonlar, stres seviyesi, günün nasıl geçtiği, ilişkideki gerginlikler vesaire libidoyu etkiliyor. Benim önerim bu hassas konularda önce kendinizi dinlemeniz. Belki de dile getirmek, eleştirmek, ifade etmek istediğiniz konularda uzun süredir içinize attığınız kırgınlık, üzüntü, öfke, rahatsızlık hisleri var.